Ali Reçber Piyasalardan herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi bu sabah bahsetmiş olduğunuz Bitcoin'de, Bitcoin dolar paritesinde diyelim. Sabah görülen 4168, yani sabah bahsetmiş olduğumuz 2800-850 bölgesinden itibaren bu ay bahsetmiş olduğumuz o güçlü yükseliş, sabah itibariyle bahsetmiş olduğumuz gibi hedefine ulaştı ve bundan sonra Bitcoin'de artık buranın zirve oldu ve bir düşüş ihtimalinden bahsetmiştik. Bu sabah itibariyle 4166-4170-4180 bölgesi, 4150-4176 bölgesi bizim hedefimizdi. 2800-2850'den itibaren. 2000'lerin öncesinde de 2000 seviyesi altında da incelediğimiz bir tablo vardı. Ve Bitcoin'de bu sabah itibariyle bahsetmiş olduğumuz dakikalıklarda şunu demiştik. Demiştik ki 4150'nin altında doğru bir geri çekilme, 4065'in altında kalmasıyla birlikte büyük ihtimalle 3975'i kırarak bütün tabloyu aşağı geçip ilk etapta 3800'lere gerileyebilir demiştik. Bakın, sabah saat yanılmıyorsam 11 civarıydı. Hemen şöyle tabloya bakın. Evet, sabah gördüğünüz gibi tam 11'e 10 geçe bu seviyelerde yapmış olduğumuz yorumda öyle bir sert satış geldi ki ilk etapta 3980. Yani bizim, bakın görüyorsunuz, diyoruz ki 4170'lerden satış gelip 4065, 3975, 3800'e kadar devam edebilir ilk etapta. Böyle bir durum zirvenin bulunduğuna ciddi işaret olacak ve Bitcoin'de zirve bulunup çok ciddi düşüşler görebiliriz demiştik. Ve bu bölge 3900 bahsetmiş olduğumuz seviye görüldü. Buradan tepki geldi. 3975-4000. Bakalım, görüyorsunuz 3950'ye kadar, 3950-975. Yani bizim tablomuzda, tablomuzun özelliği neydi arkadaşlar? İlk mavi geçirse ikinci mavi ve üzerine gider. %90 ihtimalle. Şimdi kırıldı. 3930, hatta 3800 görüldü. Bakalım en düşük ne görülmüş, ona bir bakalım önce. Bu sert düşüşte 3837. Bakın. Yani şu seviye 3837 arkadaşlar. Yani tablomuzda nokta yaklaştı. Tepki ve şimdi bu aralıkta biraz daha gezecektir büyük ihtimalle. Bakın. 3000, yani şu aralıkta biraz gezecek. Artık 3975, 4000, hemen bakalım. 4000'in üstü artık burada direnç. Yani üzerine kalacağını zannetmiyoruz. Ve tekrar bir geri çekilme ve bu geri çekilme de ilk etapta bugün 3755'i aşağı kalabilir. 3665 ve bahsetmiş olduğumuz, aslında Bitcoin zirveyi buldu. Biz kademeli bir şekilde 2850'ye kadar, yani %35'lik bir düşüş bekliyoruz demiş. Ciddi bir düzeltmedir bu. Böyle bir durumda bakın tablomuz mükemmel çalıştığı gibi destek dirençler ne anlamı ifade ettiğini zaten görüyorsunuz, yorumlarımızda görebilirsiniz. Artık satıcılı bölgeye doğru geçmek istiyor. Bu seviye altında kaldığında büyük ihtimalle günün kırmızı ilk destek noktasına çekilip bu bölgede gezebilir. Eğer burası kırılacak olursa, ki kırılma ihtimali artık yüksek, 4000'in üzerinde kalamayıp 3665, hafta içinde biz Bitcoin'de çok ciddi bir erime görebiliriz. 3590 gördüğünüz gibi, bakın burada da var, burada da var. İlk etapta 3850, sonra yani 3800'ü zaten kıracaktır büyük ihtimalle. Sonra 3730, 3640 ve 3590. Böyle bir harekette, bakın 3590 günlüklerde de kırmış olacaktır önümüzdeki günlerde. İlk etapta 3000'e, bakın ilk etapta 3000, yani 3590 kırılması demek 3350 ve 3100-3050 bölgesine doğru bir geri çekilme ve sonrasında 2850. Bu ne anlama geliyor? En azından bizi izleyenler Bitcoin'de bu sabahtan itibaren işlem yapıyorlarsa %8,5'luk düşüşü önceden yakalamış oldular. Daha öncesini eğer yorumlayacak olursak, daha öncesinde de biz Bitcoin'de bahsetmiş olduğumuz dolar Bitcoin paritesinde, daha önce bahsetmiş olduğumuz o 2800'lerden olan hareketi dikkate aldığımızda neyi yakalamış olduk? Gördüğünüz gibi 2008 şu bölgeden itibaren, hatta 2650-2800 bölgesinden itibaren %47'lik yükselişi yakalamış olduk. Ve artık buradan dönüş, bir kar realizasyonu dönemi geldi diyoruz. Zaten son dediğimiz gibi 3 saatte de %8,5 neredeyse Bitcoin'de bir düşüş görüyoruz. Peki doların dünyadaki hareketinde bir
yol haritası olabilir mi? Bir gösterge olabilir mi? Şöyle yapalım isterseniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan bir Nisan ayında, Mayıs ayında özellikle Bitcoin'in Ocak'ta Ocak'ta dolar karşısında başlayan bu rally hareketi, bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Sonuçta Bitcoin başta dolar. Bitcoin'in dolara olan paritesi. İnanılmaz bir yükseliş var. Bu zirve bulunduğunu ve bir düzeltme olması halinde, ki bizim beklentimiz bu, ne anlama geliyor? Büyük ihtimalle Bitcoin'de oluşacak bir düşüş. Bakın şimdi bu trende bakın arkadaşlar. Ocak'tan beri olan şu trende bakın. Aynı zamanda bizim, herkes hatırlayacaktır arkadaşlar, Euro dolar paritesinde biz ne diyorduk arkadaşlar yılbaşından bu yana, ya da dolar endeksi, artık nasıl onu tabir ederseniz. Bu Euro dolar paritesi, yani Euro'nun dolar karşısında Nisan ayından beri olan trendini gösteriyor. Ne yapmış? Neredeyse %15 prim yapmış dolar karşısında. Ki zaten biz de 1.05-1.03-4 bölgesinden kademe kademe 1.08-1.12 sonrasında 1.15-1.17'lere kadar olabilecek hareketi zaten paylaşmıştık. Ve buranın artık tepe olduğunu, geri çekilmelerden bahsediyoruz son bir haftadır, ki bu hemen hemen bunun bir kısmı gerçekleşti. Daha aşağıda beklediğimiz hareketler. Şimdi Bitcoin eğer zirveyi bulup arkadaşlar, Bitcoin artık zirveyi buldu dersek, bir geri çekilme olacak dersek, yani %35'lik bir geri çekilme. Son dönemde doların dünyadaki, hemen dolar trendine dönüyorum. Bakın dolar endeksidir bu arkadaşlar. Tam tersi. Yani dolar endeksi ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık Ocak ayından beri dünyada Bitcoin'de olmak üzere birçok para birimi karşısında neredeyse değer kaybediyor. Beşli para birimi, yani dolar endeksinin karşısındaki parite olarak işlem gören dolar endeksi paritesi %11 değer kaybetti. Euro dolar paritesi bu noktada ne yaptı? Euro dolar paritesi de bu süreçte %15 değer kazandı. Bitcoin ne yaptı diyecek olursak, hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun hesaplamasını yapmak adına söylüyorum. Bitcoin son Ocak ayındaki seviyesini dikkate aldığımızda, 12 Ocak'taki kaçmış? 700'lerdeymiş arkadaşlar. Bakın Bitcoin 700'lerde. 730. Buradan ölçü olsun diye Bitcoin dolar karşısında 4175 diyecek olsak, 4186, %452 yükselmiş. Çok büyük ihtimalle bir kar realizasyonundan bahsedeceğiz. Bu kar realizasyonu ilk etapta 3800'ler, bahsetmiş olduğumuz gibi, sonrasında da 3000'lere kadar. Yani eğer kar realizasyon bölgesini şöyle biraz daha aşağıdan alacak olursak, evet bu sanki daha mantıklı. İlk etapta 3800, sonra biz 3300-3400'lere kadar olabilecek bir hareketten bahsediyoruz. Ne anlama geliyor? Ortalama özür dilerim 2800, özür dilerim, 3000'in altında 2800-2500'lere kadar olabilecek bir hareketten bahsediyoruz. %42. Yani bu Bitcoin'in de çok ciddi olarak bir gerileme sürecine girmesi anlamında, düzeltmesi anlamında, doların dünyada güçlenmesine yönelik bir işaret olarak karşımıza çıkabilir ve dolar endeksi önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle birçok para birimi karşısında tekrar tepki verip değer kazanmaya başlayacak diye düşünüyoruz. Bu da ister istemez Euro dolar paritesinin buradan dönüşüne, Euro dolar paritesi eğer buradan dönecek olursa, hemen tablomuza dönüyoruz. Euro dolar paritesi buradan dönecek olursa ne demiştik? Daha önceki hemen yıllık bir şöyle yapalım.
Euro dolar paritesinin geldiği seviyede litre 1.0530. Evet. 1.1780'ler 1.19 görüldü. 1.1780'in altında olduğu müddetçe 1.1230'a kadar geri çekilme, hatta 1.0830'lara doğru geri çekilme ihtimalinden bahsediyor olacağız. Dolar endeksinin buradaki hareketiyle birlikte dolar TL'de de arkadaşlar ilk etapta 3.70'lerin üzerine, 3.60'ların üzerine yerleşen, sonra 3.70 ve 3.72, 3.80, 3.92 ve 4'leri, 4'ün üzerine test eden bir hareket göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Evet, Bitcoin ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.